Rifkan bil kavarir de. Kavarir'in tercümesi billur buladı. Billurlarga, kavarirlerge yahşi muamulada bolilar diyen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri var. Asiratun indekum degen. Ayollar sizlerini üyinlerdeki esir degen. Yani hazır siz men ayol kişi men erkek kişinin hayatını çalıştırıp görelik de. Erkek kişi hahlagen tarafı barışı mümkün. Ruhsat soramazdan. Hahlagen tamamını yeyiş mümkün. Doğru mu? Hahlagen köçü geçik yatıp ruhsat soramaydı. Kayırda barıp kayırda kegemde ruhsat soramaydı. Erkek kişi. Ayollar ki siz bilen beni ruhsatımsız köçüge çıkıp yetedigen bosa ne oladı? Derra biz onu sökemiz ya ki onu her türlü yollarda isteyemiz. Şu yerden gelip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ularge rifk bilen, yumuşalık bilen muamula kılınlar digen. Başka hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem istavusu bin nisai hayran. Ayollarge muamula kılıyetken ileride yahşi muamula kılıyılar dedi. Fe innehunne asiratun indekum. Sizlerini üyünlerdeki esir u dedi. Üyüge bar günün içinde sizi kütüp duradı. Köçüge çıkmaydı. Kiyiminizi yuvadı. He? Avukatınızı kıladı. Sökşinizi yeme işte yaptı bez bir peyitte. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hayrukum, hayrukum li nisaihi. Sizlerini içinlerdeki en yahşiler. Ayallarge çıralik mamla kıgeller deyordu. Üyelişti gerek yok. Turmuş ortağıya çıralik, muamula kılıçlik, erkek kişinin boynundaki vazifesi. Ve bu bizni sözümüz emez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri. Sizlerdi yahşilariler, üydeki oşa zayıfe bugün ayalıge çıralik, muamula kıladigen iler de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisle ait yaptılar. Köçede, kopal bu sayem çüntürüş gerekti. Köçede, ya mahallesi de ençemçi adamlardı, sözü ötmeydi. Ya ki bir zayıf adamlardı özler. Bunu kopalır akıllı beytlediğin bu sayı, yaşlılarımız mescular. Yamanlarımız bular. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yaşlılarıyla ayolları ge yaşlı muamula kıladıgeller de yaptı. Demek hadisinin mefhumul muhalefe digen, kaydaki saladigen bu sayı, yamanlarıyla ayolları ge yaman muamula kıladıgeller de düşünüşümüz gerek bu kadar. Üyüdeki ayalıge yahşi mamla kılalmagan erkek kişi yahşi erkek kişimez. Özü meselen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste aytadılar. Meselen erkek kişinin aklı ayal kişinin aklından köprak. Erkek kişinin güvahlığı ayal kişinin güvahlığından küçülüyor bu genin için. Tört de ayal güvahlık ötedin yerge. İki de erkek kişi güvahlık ötü koysa kifaya kılar. Faraculun ve mraaten degen. Güvahlar tapılmasa bir erkek, iki de ayal ötsün deyilgen. Demek erkek kişi akıllıyı mı? Şu üyünü hikmet bilen başkarış gerek. Mesela ötkengi mavzuyumuzda etken de kanday erkeğlerge kanday ayallar yakadı dedi ki ayallarga yakadıgan erkeğler ayal kişiye ayal kişi haklaydıgan turmuş ortak kanday buluş gerek dese o şey ummuzarına hadisi de bittesi. On bittesi ayet vergen o. Şularını bittesinden ayet veriyemiz. İzâ dekhala fahid ve izâ kharaca asid ve la yes'elu amma ahid degen. İzâ dekhala fahid degen üyüge kiredigen bosa üyüde içi de ona piyelen makil yaptı bir yerde. Onu pampersiz af koymaysan şüpürgin demek ki onu da itiruptu. Meyde çüyüde nerselerge umuman itibar vermeydi beni erim dedi. Mayda çüyde nerselerge, biz ne deyimiz? Bolar, bomas nerselerge erkek kişi itibar vermek gerek üydüçide. Hemme nerselerge itibar veren adamlar var üydüçide. Erkek kişiler. Bu sizi keçiresiler o deydi. Ayalımız bizi şerigimiz, durmuş ortağımız. Bizi elgin akamızdaki, kolumuzdaki işçimiz mez. Köpçülük şunu da düşünedigen. Bizi şerikül hayat deydi. Hayattaki şerik o ayal kişi. Siz yaş mamlaksanız siz ben çıralik devam etedim. Hayatta siz ben buzamız öz esilde. Şularga çıralik mamla kılıp keyfiyetini köterseniz ki hayat çıralik etti. Onu kelişten başla. Bana onu makli yaptı bu yerde. Bana onu makli yaptı bu yerde degen sözler aytiladigen bosa o ayal siz ne makladı ki? Havsıraydıgen bu kalattı.
Körgende korkadığım bu kaladı. Vay yalgan gepem çıkardı. Bana hadiste aytilyapti ki İza dakala fahid. Erim üyünü eşiğe kadem koygandan keyin fahid degeni şer degen. Üyde şer bu kalan dedi. Şer iki kolunu ağırlığı taşlayıp kellesini koyup koyup başını. İndemeyi küzetip oturadı. Meyde çüyüne nerselerde itibar vermeydi şer. Meni erim şer deyipti. Meni erim üyge kirgenden keyin bolar bolmaz. Meyde çüyüne nerselerde asılmaydı deyipti. Meyde nerselerde asılmaydı iken erkek kişi. Ayalga şunaki erkekler yakaladı. Ve idâ haraca asit dedi. Eğer men erim bilen, turmuş ortağım bilen köçeye çıkartırken bolsak, köçede meni asadday himaya kılan dedi. Asidun, asadun degen söz. Köçede meni erim asad deyipti. İdâ haraca asit deyipti. Meni erim köçeye çıkartırken bolsa asad bop kaladı. Meni özüm, öz himayasıge ala deyip. Üçüncüsü, birincisi üyge kirse şehir boladı, köçeye çıksa asad boladı. وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا اَحِدٍ Menge iş değerliydi dedi. Sonra şu işini becermesem indemeydi dedi. Esiden çıkıp kaldı şekilde ayalım deyip halki işte kayta soramarken. Bazı bir erkekler vardı. Baya sözümüzde etti ki köçede, çorada, mahallede yerde bir yerge ötkende indemeydi. Erkek işler içinde indemeydi. Üyüge gelip ayalını eza uğradı. Cehbenem eza uğradı. Ali gidin ne deydi? Alaminiyem ala uğradı. Söke uğradı yem. Kıyna uğradı yem. Bu erkek şirketi doğru kemeydi. Mana bu cahı erkek şirketi doğru kemeydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rifkan bil kavarir. Billurlarge mulayim boluylar. Ayallarge yahşi yapırken min ayallarge yahşi yapırken sizlerin içilerde gelirem. Yahşılar ayallarge yahşi yapırdı yerler deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste aytibdiler. Ayolların hak hukuklardan biri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytibdiler ki husnul muamele yoki husnul muashara deyin. Ayol kişi bilen yaşayarken de çiraylik muamele kılış gereken. Nimaga? Erkek kişi küçlük, ayol kişi zayıf. Zayıflarga küçlük muamele kılınmaydı. Zayıflarga muloyim muamele kılınadı. Mulayimliği bilen, yengilliği bilen. Mesela tamam meselesini karayın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytibdiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ayollara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üyüge kirip taamını ayıbını topmagenler hiç geçen diyemdi. Me'aben nebi sallallahu aleyhi ve selleme taamen kattu kat'i hiç geçen diyem. Birrar maratabı ömür mabayını da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Senin avukatın unday boptu, senin avukatın bunday boptu diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğitme gene keller. Birrar maratabı. Biz bir etibar verip görelik. Etibar yapıp da doğru mu? Mesela karın keçke yüreğimiz köçede. Bu sizmen beni kütüp üyde avukat kıladı, mehnet kılıp en çevaktı. Keyip durum. Bomattı bu avukat deyip koyamız kendi. Bu avukatın gibi olmadı. İkinci mesele, şu da erkek kişiler gibi mühim mesele. Erkekler samavarda yürüptü, ağaçta yürüptü, falan yerde yürüptü, üyde yok bir nese. Üyde tüzük nerse yok. O şey kıyamatta cevapkar şu erkek kişi. Çünkü hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sen yegen nerse ayalıngam yesin degen. Meyli unge o samavarda kılıngan ağaçta alıp varmayın. Lekin o şey samavarda boluşu mümkün bugün dersen para duhtasını üyüge taşlayıp koyuş gerek. Bana o gürücün, bana o göçün, bana o yok. Çıralı avukat kılıp yedip köçede çıralı yürüsün giyin özü. Şuna kadar erkek kişiler var da hayatta. Bitte, ikte, üçte, dörtte coraları var. Bugün bir yerde aş yedi, erteki bir yerde göç yedi, indiğe bir yerde başka nasıl yedi. Ayalı üyüde tüzük kuruk tamam yemeydi. Bu zulüm. Ayalı, ayalının hak hukuku bunun bunda duruptu. Bunu ruhsatsız köçeki çıkma yaptı. Bunu ruhsatsız bir an sakınma yaptı. Bunu puluyam yok. Pulu erkek kişi de. Bu ikide üçte dostum hafı bulup kalmasın deyip o şey erkek kişi dostlarımdan samavarda yürseyi ayal üyde bu çüşüntürüş için ayıtamışsa göç yok ya kıladıkken avukatka tüzük kuruk produktası yok üyde otursa. Elbette kıyamatta cevap verin. Çünkü bana bu neresi kitaplarda kelen.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste aytibdilar. İbn-i Sabilge, köçe balası gen, fi sabilillah, keselge, falançıge, fıstançıge İmam Müslim'den kigen rivayet. Ve ayalıge berilgen sadaka. Kaysi bir afzal deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonra gene geldiler. Miskinge mi? Keselge mi? Falançıge mi? Ayalıge mi? Degen hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayalınge berilgen sadaka en afzal sadaka dedi. Kimiler ayet beri alasılar? Ne için ayalıge berilgen sadaka en afzal sadaka? Sebebi ne de? Kim biledi? Cüda cevap çıralık da bunu. Ha, bilesler mi? Hizmetinizi kıladı. Yaxşı. Farzan terbiyeledi. Yaxşı. Bulmaz. Yakın. O şey zayıfı da gene yakın. Demek ki ayol geçsin kılamız. Biz kendi eğitmeye, polançını, pıstançını ve anta da alın. Sen ayolunge bergen ihsanın en zoru dedi. Sebep bu arada? Labbay? Başka bir adam yok. Hud düşündü. Beni ayolumge, ben ihsan kılmasam kim kıladı ihsandı? Beni ayolumge, ben ihsan kılmasam kim kıladı? Tasavvur kılın. Beni ayolumge, bravo ihsan kılsa beni maklama onu vardı. Ne demeyim ben onge? Koy şu işin demem. Hemmemiz Maraş'ın erseni bilip olaylık. Her birimizle ayalımızla özümüzle ihsan kılalımız halas. Tasavvur kılın koşunu iyiri. Size ayalınızla bir kilo göç kirgizi varıptı. İhsan değil. Şimdi ihsan kısa buladım hayatta. Bir kilo göçün kesi olası da çıkıp durup doğru mu? Ve diyelim sen seni. Misal üçün etipi halas. Sebebi şu yerde. Sebebi şu ki ayalınge kılıngen ihsan en afzal ihsan degen sebebi her bir er özünü ayalıge ihsan kılaladıkken bir anı ayalıge başkası ihsan kımarken yeşlik deyem kişlik deyem anı bu kişlik deyem degen çünkü nefakatun hukukun maliye deyiler hukukun maliye degeni maliyevi hukukları yeşlik hem de kişlik ile yeşliğine ait yatıldığı gibi tamam meselesini erkek kişiler köçede, samarda, oturuşta falancı pıstancı yerlerde tamamlanırken erkek kişiler üyünü karap koysun. Kabul kıldım degen de seni kabul kıldım, tamini kabul kıldım, kimini kabul kıldım degen söz çıkadı arkasından. Hipsu himayayını, satır avratini, hemen ben kabul kıldım degen. Seni bakışlıydı, ben boynumge aldım degen. Özleri samar masamar yürseyi, ayallarda o şey boşa eğlenip, yemaglabini çüşüp, yediğen, içediğen, kiyediğeni tayin bulmasa erkek cevapkar. Ama ikinci tarafı var. Mesela ayollarımızdan derra köpnersen talep kılmasında talep kılıç dini çekeresi var. Eğer fel yunfik mimme atahullah vel yunfik zu saatin min saatihi saatun keynlik degeni. Allah Ta'ala birer taylarga baylik verse, puliler köp bosa, ayalilerge keng ihsan kırılar deyipti Allah Ta'ala. Puliler bosa, ayalilerge keng ihsan kırılar. Lekin hemmemiz hayatta bırkılmaz mısın? Bazılarımızı pullarımız azırak. Vel yunfik zu saatin min saatihi. Keng ihsan kılarsın. Ve men kudira aleyhi rizkuhu, vel yunfik mimme atahullah. Kimdir rızkı azırak bugün bosa, az bosayam, o şundan ihsan kısın deyipti. Ayollarımız bize hayatımızı karab turup köp nerseni talep kılışmasın eğer bize imkaniyet kem bosa. Çünkü biz kutbalarda etemiz çekereni buzmagen halda israf kımagen halda sorasın ayollar. Ve erkek kişiler hem bana bu nerseleri bir iş gerek. İkinci hakkı kiyim meselesi bizden ayollarımız ki biz kiyim haberişimiz gerek. Erkek kişiler özlerimiz kiyinip yura olursak ayollarga alıp bermesek bu meydi. Adalet kılıçlığımız gerek. Üçüncüsü husnul muaşere, husnul muamele. Husnul muamele de bol şey. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Men ayallarga en çirali muamele kıladigenler. Men ben diyen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden hadis var. Bazı bir erkek kişilerge nasihat. Üyüge kirişimen kavagı çüşüp kaladigen erkekler var. Ayalını körgende husnul hulkı çekege sürülüp durup seriozni bilmeyim ben bunu ne dedi? Ciddi halat götüp kaladı. Yani seriyoz maske deyip kaladı.
Juda ciddi holatga o'tib qolgan erkaklar bor ekan. Bu bunu men tushuntirgani ham hozir kuchim yetmay ketyapti. Masalan, u prezident bo'lib qolyapti xotin deganda. Shef bo'lib qolyapti. Bu birodi qizi bu. Bu birodi qizi bu. Uni yanida qovoqlarni solib, buyoq-buyoq qilib, ovqatqani, choy nima olyapti? Qani eshiklar shupurildimi? Eshikka kelganda sanab stansiyadan kelgan. Ovqatga kelganda ham o'sha sanab stansiya nadzor, gosnadzor boyagi tozalik yeyish ichish bo'yicha ministerstvodan kelgan odamga o'xshaydi. Kiyimlarni qaraganda uyga bunda kiradi ko'chadan. Bir siylar eshiklarni qarab, "Ha, yaxshi. Shupurilibdi." Keyin ovqatlarni tekshirib, kiyimlarni tekshirib, bu qulmas ayol kishi. Va mas'ul ham emas. U mas'ul emas. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisda Alloh taolaning kalimasi ila nomahramni o'zingizlarga halol qildinglar degan hadis. Tamam, tushunglar. Nomahram sizga mahram bo'lib qoldi degan. Tushunglar. Bizda ayniqsa mana O'rta Osiyoda shu narsa endi chet el ko'pchiligimiz bormaganmiz, televizorda ko'ryapmiz. Arabda umuman unaqa emas. Turkda ham, Rossiyada ham, Balanchida ham, Istanbulda ham. Bizda ila shunaqa. Biz nimaga shuni aytyapmiz desangiz, qiz katta aytiryapsiz hammamiz ham. Bizning qizlarimiz ham qul bo'lsinmi birodi uyda endi ertaga. Shuning uchun er o'zini huquqini bilsa, ayol o'zini huquqini bilsa, hayot chiroyli ketadi. Undan tashqari mana shu erkak kishilarga biz nasihat qilamiz. Uydagi ayoli, turmush o'rtog'i shu ayoliga chiroyli muomala qilsa, o'zi chiroyli yashaydi hayotda. Baribir boshqa yo'q, shu. Buni qismati shu ekan, buni taqdiri shu ekan. Nima sababdan endi bitta-ikkita bolalar bo'lib qolibdi, hayot ketyapti, endi iloji yo'q. Bo'lib ham turmush bo'lgandan keyin, bitta-ikkita farzand bo'lgandan keyin bular endi yashash kerak. Yashash uchun bir-birini kechirish kerak, chiroyli yo'lga o'tish kerak xolos. Va husnul muomala qilish kerak xolos. O'sha boyagi hadisda aytgandek, be'tiborroq erkaklarni ayollar yaxshi ko'radigan, be'tibor. Uydagi janjal nimadan chiqyapti o'zi? O'ta e'tibor berib yuborganimizdan chiqyapti-da. Uydagi janjal to'polan ayollarda har xil narsasiga o'ta qattiq e'tibor berib yuborganimizdan chiqadi. Shu yerda buni qisqacha aytilmoqchi bo'layotgan narsa shu. Ayollar bilan turmush kechirayotgan paytimizda esimizdan chiqarmaylik. Ayollar bizni nimamizdan yaralgan, bizni qovurg'amizdan yaralgan ayollarni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qiyshiq qovurg'adan yaraldi. To'g'rilayman deb avora bo'lmaylar dedi. To'g'rilaysanglar sinib qoladi. Sinib qolishligi taloq bo'ladi degan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan hadis bor. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo va ashiruhunna bil ma'ruf ayollar bilan chiroylik husnul muomalada yashaylar deydi.